Bana bunun bir şaka olduğunu söyle Osman. Ne yazık ki değil yarinim. Ya testleri falan karıştırdım da bir şey de. Ne yazık ki karıştırmadım. Elim kırılaydı da almayaydım o test sonuçlarını. Yok yok, bu bir kabus olabilir. Bu bir kabus ve biz uyanacağız ve bitecek bunların hepsi. Ne yazık ki kabus değil yarinim. Ya eğer bir kere daha ne yazık ki diye başlayan bir cümle kurarsan seni boğarım. Tamam. Açmayacağım, kurmayacağım ağzımı da açmayacağım. Ya şimdi benim kardeşim mi olacak? Bu yaştan sonra babamın çocuğu mu olacak Osman ya? Of, çıldıracağım. Ana! Mahmut abi babam oluyor. Ana! Ya Şeref abi, ne yapıyorsun? Sen duydun mu haberi, duydun mu? Neyi? Mahmut abi var ya, Mahmut abi. Baba oluyor baba. Oo, ne diyorsun sen ya? Arkadaşlar, Mahmut baba oluyor. Osman! Ya lan. Ne oldu lan, dalmışsın? Ay yok, bir şey yok. Öyle bir şey yaptım, bir şey. Oğlum, Mahmut abi ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. Ne saçmalıyorsun lan sen? Koydu çocuğu diyorum Osman abi. Hem de o yaşta, senden önce. Bilemiyorum artık. Abuk subuk konuşma lan, neyi imal etmeye çalışıyorsun sen? Vallahi kimsenin ağzı torba değil ki büzesin Osman abi. Erkekliğin sorgulanıyor. Ektan! Benim erkekliğimi sorgulayacak adam da anasından doğmadı ha! En iyi intikam icraattır Osman abi. Oğlum bak, mevzuyu biraz daha kurcalarsan icraatın kralını göreceksin, haberin olsun ayık ola. Ya tamam, uzatmayalım abi. Bak şimdi, bir ilaç varmış. Mucizevi diyorlar. İnternette satılıyor. Yorumları falan da okudum. Boş geçen olmamış abi. Bir denesen diyorum. Öyle saçma şey mi olur lan? Öyle deme abi. Boş yok dedim. Bir düşün. Denemeye değer mi abi? Osman abi, bu maçın ikinci yarısı gol atman lazım. Anlarsın ya. Oğlum ağzını topla lan öküz. Vallahi dalı vereceğim şimdi sana ha. Tamam kızma abi ya. Şişt. Adı neymiş bu ilacın? Ha? Adı neymiş bu ilacın? Sen cüzdanını hazırla. Hadi ben de siteyi açıyorum. Seninle ne kadar gurur duyduğumu söylesem az. Gerçekten. İngiltere'den böyle bir burs almak her baba yiğidin harcı değil. Değil mi Matmazel? Matmazel? Ha, pardon. Siz de canın gidecek olmasına üzülüyorsunuz tabii. Evet, evet. Evden uzak olmak çok kötü. Yani kardeşim, ben de sana gurur duyuyorum duymasına ama... yani buradaki okulların suyu mu çıktı? Ne gerek var o yağmurlu, iç karartıcı ülkeye gitmene? Ya yağmur çamur pek önemli değildi. Siz yoksunuz yanımda. Olsun oğlum. Uçaklar ne güne duruyor. Hem birbirimizi özledikçe gidip geliriz. Öyle değil mi Memo? Tabii ama... yani gelirim istediğin zaman görürüz birbirimizi de, yani aynı şey değil sonuçta. Hani başka ülke, çok uzak.
Ama merak etme. Ben futbol maçları için bilet alırım. Gideriz beraber. Tamam mı Memo? İşte bu be. Belki bu oyuncular imza bile alırım. Siz de beni görmeye gelirseniz değil mi Matmazel? Tabii gelir ya. Ben onu hiç orada bırakır mıyım? Hatta maçlara bile götüreceğim ben onu. E hadi. Afiyet olsun. Ya ben bir tuhaf oldum Fahriye'm ya. Şimdi gerçekten bizim çocuğumuz mu olacak ha? Evet, ben de inanamıyorum Mahmut. Ya ne bileyim yani, şimdi ben birdenbire hani torun sahibi olmayı beklerken... Yoksa istiyor musun, istemiyor musun? Ay ya olur mu öyle şey canım? İstemez olur muyum da? Ne bileyim hani bunca zamandan sonra, bu kadar aradan sonra bu mahalledeki insanların ağzına da laf mı düşer? Ne bileyim öyle bir garip oldum ya. Ya ne varmış yaşında ya? Mahalledeki herkese taş çıkartırsın sen. Yakışıklı kocam benim. Canım, ya ne diyeceğim? Bakayım. Kız mı, erkek mi ha? Bilmem. Ya ne istiyorum biliyor musun? Kız da olsa, erkek de olsa yeter ki dünyaya sağlıklı gelsin. Hiç fark etmez ya. Canım ya, Fahriye. İnanamıyorum. Babamın çocuğu olacak. Mahmut'un çocuğu olacak. Adamın torun seveceği yaşta çocuğu olacak Osman. Ama bilerek yaptı o kadın. O kadın tehlikeli, tehlikeli. Gitti bilerek hamile kaldı. Hadi gel. Hadi gel biz de çocuk yapalım. Gel Osman. 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 Hadi, hadi aşkım gel, biz de çocuk yapacağız, gel. Osman, Osman çocuk yapalım diyorum, çocuk yapalım. Duyuyor musun? Osman, hadi. Ya hadi Osman, hadi. Şimdi sırası değil şoka girmenin ya. Ya, uf, uf, çıldıracağım ya. Mahmut'un çocuğu olacak. Benim yok. Gidince bu bahçedeki çiçeklere eskisi gibi nasıl bakarım ben? Ben üzülmüyor muyum sanıyorsun? O zaman gitmeyin. İkimizi de üzmeyin. Gitmek zorundayım. Sana anlattım. Bunun benim için ne kadar zor olduğunu biliyorsun. Bizi geride bırakmaktan daha mı zor? Artan bu durumu bizim için daha fazla zorlaştır. Ne zaman gideceksiniz? Bir ay sonra. Can Bey'in İngiltere işi kesinleşsin. Mümtaz Bey'le daha konuşma. Matmazel. Biz böyle mi ayrılacaktık? İyi geceler Artan. Okul müdürünü aradı Can. Canlı yayın yarın saat 1'de olacakmış. Buradan birlikte gideriz ha? Tamam dedeciğim. Senin ödevler kendi kendilerini mi yaptılar Memo? Yani merak etme dedeciğim. Ben onları öyle eğittim. Ah Memo ah. Memo bittim ben. Allah Allah hayrola ne oldu? Ya kardeşim bitti Memo, ne oyunu oynuyorsun hala? İyi tamam ne oldu? Ya yarın Can yayın 1'de ya. Ha. Sude ile buluşmam da 1'de. Abo! Sen gerçekten bitmişsin ha. Ne yapacağım ben şimdi ikisini nasıl olacağım?
İkizli Nimet yine Vino duruyor. Ben canlı yayına gideceğim. Sen Sude ile buluşacaksın. Sen ne yapacaksın canlı yayında? Ne soracaklarını da bilmiyoruz. Yani Sude'nin benim elimi tutmasını istemiyorsa beni canlı yayına götüreceksin. Tamam tamam. Programa sen git. Ama inşallah matematik içerikli bir soru sormazlar. Kısmet be kardeşim, göreceğiz. Ya babamlar anlarsa? Can bir karar ver artık. Can yayın mı Sude mi? Ya da benim yardımımla ikisi de mi? Benim içine boş. Senin yardımınla ikisi. Ha şöyle ya. Ben de ona devam edeyim.